Gustavia'da haftanın her günü kahvaltı keyfini sizlerde yaşayın. Yemyeşil bahçemizde pazar kahvaltınıza hemen yeni başınızda hazırlanan yiyecekler eşlik edecek. Kahvaltı keyfine doyum olmayacak. Gustavia Restoran ve Kafe stadyum karşısında. Rezervasyon telefon 241-90-90. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Stüdyomuzda çok değerli konuklarımızı ağırlıyoruz. Değerli konuklarımız Basaf'ın sayesinde bizlerle birlikte. Sayın Basat Başkanı Bahar Özmen, hoş geldiniz programımıza. Ahmet abi yine böylesine güzel teşekkür bir organizasyon ederim, sağladığınız için öncelikle teşekkür ederek hoş geldiniz demek istiyorum size de. Sizin gibi değerli sanatçıları ağırlıyoruz Balıkesir'de ve stüdyomuzda. Atilla Durak fotoğraf sanatçısı ve Ümit Durak hem fotoğraf sanatçılığının yanı sıra bir de gemi maketi üzerine özel çalışmalarınız var. Hoş geldiniz diyoruz hem Balıkesir'e hem stüdyomuza. Şimdi tabii değerli sanatçıları Balıkesir'de görmek ancak sizin gibi özel girişimler sayesinde mümkün oluyor. Hani daha önce geldiğimiz transit noktasıydı diyor, geçiyorduk diyor. Genelde sanatçılar buradan gelip geçiyorlar ama ara sıra da böyle ağırladığımız zaman çok mutlu oluyoruz. Fotoğraf adına hakikaten çok güzel işler yapıyorsunuz Balıkesir'de. Hem çok değerli böylesine konukları getirmenin yanı sıra birçok sergi açıyorsunuz orada. Hem yerel sanatçılarımıza hem de ulusal sanatçılarımıza Balıkesir'le tanıştırıyorsunuz. Balıkesir'in bu anlamda kültürünün yükselmesine de sebep oluyorsunuz. Hani bu anlamda da teşekkür ediyorum ben. Hemen ben Atilla Bey'i öncelikle isterseniz ardından Ümit Bey'i şöyle sizin ağzınızdan izleyicilerimize bir tanıştıralım. Çünkü sanatçılar kendilerinden çok kolay bahsedemezler. Değil mi? Tabii. Pardon, kısaca ben hemen ben de tekrar hoş geldiniz demek hoş istiyorum. Hoş bulduk, sağ olun. Sizleri Balıkesir'de ağırlamaktan bizden mutluyuz. Hoş geldiniz, bize ayrıca. Sağ olun. Atilla Bey, şimdi değerli bir fotoğraf sanatçısınız. Bize kısaca biyografi biraz sizden, biraz Ümit Bey'den alalım. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Bir kısaca bizi, kendinizi tanıtır mısınız? Kendimi tanıtayım. En sevmediğim ve en zor... Ondan ben bağırarıma paslamıştım. Evet, yani insan kendini böyle motivat ama madem bu bir format, gereklilik anlatayım. Ben Orta Doğu Ekonomi mezunuyum. Aslında fotoğrafa ya fotoğraf hikayemi anlatacağım ama ben fotoğrafçı doğmadım ya da işte fotoğrafçı eğitimi almadım. Dediğim gibi Orta Doğu Ekonomi mezunuyum ve işte hayatın değişik evrelerinde bulunduktan sonra işte kendi profesyonel alanımda ekonomi olarak büyük şirketlerde çalıştıktan sonra bir müddet sonra yolum Amerika'ya düştü. Amerika'da yaşamaya başladım. Ve o süreçte fotoğrafa biraz daha eğildim. İşte eksik kalan eğitimimi Amerika'da işte gündüz normal hayatımızı kazanarak, çalışarak geçirdik. Geceliğinde gece eğitimiyle School of Visual Arts'ta fotoğraf eğitimi aldım. İşte orada 3 yıllık bir eğitim aldıktan sonra hasbelkader bir sergi açtık. O sergi çok başarılı oldu. O başarının akabinde işte benim bir hayalim vardı. O hayalimi bazı insanların destekleriyle birlikte gerçekleştirmek için hayatımın diğer bütün profesyonel taraflarını bıraktım ve 2000 yılında Amerika'dan Anadolu'ya döndüm ve dönüşümle birlikte ben artık hayatımı fotoğraf üzerinden değerlendireceğim dedim ya da fotoğraf üretimiyle bir şeyler yapacağım diyerek gelip Anadolu'yu dolaştım. Ve o süreç içerisinde işte Ebru denen işte ilk o zamana kadar ben çok fotoğraf çekiyordum ama Ebru bütün o hani hayatınızdaki fotoğraf tecrübelerinin birleştiği bir yer olarak gördüm ve Ebru projesine başladım ve 6 yıl Anadolu'yu dolaştım. 1 yıl kitaplaşma çabası ve sonuçta toplamda 7 yıl aralıksız bir kitap üzerine çalıştım. Türkiye'deki çok kültürlülüğü anlatan Ebru Kültürel Çeşitlik Üzerine Yansımalar adlı bir kitap çıkarttım 2007 yılında. O kitapla birlikte artık hayatımı artık fotoğraf üzerinden konuşmaya başlamıştım. Ondan sonra da işte o yolculuk devam etti. O süre içerisinde bir yıl sergi ve bu Amerika'da başladığım sürede de bu şeye müzeye, Balıkesir Müzesi'ne getirdiğimiz sergi olan Ecosoft Street sergisini ilk New York'ta başlatmıştım. Şimdi o sergide yaklaşık 2009'da ben açtım Amerika'da o sergiyi. 2009 sonra Fransa'da, Berlin'de,
birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika'da sergilendikten sonra İstanbul, ondan sonra da Balıkesir'e getirmiş olacağız. İşte bu akşam da saat 6.30'da sergimiz başlayacak. Yani sanırım böyle bir özet bir şey yeterli. Biz... Nereye doğmuşsunuz? Gümüşhane doğumluyum ben. Karadeniz'deyim. Evet, Karadeniz'de. Yani uluslararası bir sergiyi taşımış olduk aslında Balıkesir'e bu anlamda. Bir hayli uluslararası bir sergi. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Bahar Hanım değil mi? Bahar diyeyim çünkü Bahar benim en yakın arkadaşımın ablası. Evet. Biz Bahar'la çok uzun zaman önceden tanışıyoruz. Çok ve sağ olsun Bahar benim sanatsal yolculuğumu hep izler. Tabii bu müze yöneticiliği vesilesiyle hem görevi olarak izler. Çünkü fotoğraf sanatçılarını bir müze, fotoğraf müzesi izlemek durumunda. Hem de sanırım kişisel olarak izler. Sergilerime gelir ve her seferinde bana Atilla ne olur gel Balıkesir'e. Balıkesirliler de görsün işlerini, sanatını, fotoğraflarını diye. Ama işte Bahar'da burada ya şey yapacağım. Benim Ebru sergisi çok büyük bir sergiydi. Yani Ebru'nun girebileceği bir mekan Balıkesir'de yok. Fotoğraf müzesi onu kaldırabilecek durumda değil. Geçen yıl İstanbul'da bu Echoes of the Street sergisi açılınca Bahar yine teklifte bulundu. Ya Atilla bunu bari bir getirelim deyince ben de mutlulukla, sevgiyle geldim. Çünkü ben kendime o konuda da şey, kim beni istiyorsa ya da kim işlerimi görmek istiyorsa ki özellikle Anadolu'dan gitmeye özen gösteriyorum. Balıkesir'deki fotoğraf müzesi de Türkiye'nin ilk göz bebeği sanırım. İlk evet. Fotoğraf müzesi. Evet. O yüzden de burada olmaktan çok mutluyum. Evet. Balıkesir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen tekrar geliyorum. Mühit Bey, biraz da sizi tanıyalım kısaca. Ben 1956 doğumluyum. Antalya'da yaşıyorum. 5 yıl bir öğretmenlik yaptıktan sonra turizmle uğraştım. Fotoğrafla ilgim, ailede bir fotoğraf makinemiz vardı. Onunla başladım. Onun dışında 1987 yılında Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği var. Oranın üyesiyim. Evet. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Antalya kurucu üyesiyim. Bir dernek basında bir üye olarak işte karma sergilerde bulundum. Bir de galiba Alanya'da Kürt Fotoğraf Derneği var. Evet, yeni açıldı o. Orası tahminim var. Evet. 3-4 sene oldu. Çok üyeniz var mı? Bizim Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği olarak 100 tane üyemiz var. Faaliyetlerimiz her ay bir fotoğraf kursu açılıyor. Ona bir yoğun ilgi var. Onun dışında haftada 2 gün açığız biz. Salı ve Perşembe günleri. Bir tanesinde gösteri yapılır. Bir tanesinde de yani salı günleri fotoğraf okuma dediğimiz bilgi üzerine bir gösteri olur. Perşembe günleri de ya Antalya içinden veya Antalya dışından fotoğraf sanatçıların gösterileri olur. Çok teşekkür ederim. Bayram, buyurun. Fotoğraf Müzesi, biraz önce de bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin ilk fotoğraf müzesi. Bu sene özellikle fotoğraf müzesinde bir sergi salonumuz var. Çünkü Çağdaş sergi salonumuz var. Ve hep arzu ederdim. Balıkesir son derece kısıtlı bir şehir olması nedeniyle çok zor sergilerin açılması, getirtilmesi. İstanbul'u taşımak, İstanbul'u buraya getirebilmek. Ve fotoğraf ustalarıyla başladık. Bu sene fotoğraf ustalarına yer verdik. İbrahim Zaman, İzzet Keribar, Ali Rıza Akalın, Firdevs Ayılan, Gülnaz Çolak. Evet. Değil mi? Evet. Faruk Akbaş gibi birçok fotoğraf ustasını getirdik. Amacım müzemizi tanıtabilmek. İnternette, Face ortamında olsun, sitelerimizde özellikle buna önem veriyoruz. Ve bu tanıtımı da fotoğraf ustalarıyla, fotoğraf sanatçılarıyla birlikte yapabiliriz. Farklı bir yol düşünemiyorum. Artı Balıkesir'in sosyal ve kültürel yaşamı var. Ona
aynı zamanda hizmet etmek. Üyelerimizin eğitimi var. Antalya Fotoğraf Derneği gibi biz de fotoğraf eğitimi veriyoruz. Bu eğitim hem üyelerimizin hem de katılanların eğitimi olarak sergiler son derece önemli. Değişik çalışmaları görmeleri gerekiyor. Fotoğrafı görmesi lazım. Fotoğrafçılarla tanışması lazım. Onlarla kaynaşması lazım. Ve bu misyonda çıktık. Ve hakikaten bu sene yoğun, çok yoğun bir dönem yaşadık. Ve dönemin en son sergisi de Atilla kırmadı beni. Sağ olsun, Atilla Durağ'ın sergisi oldu. Bugün saat 6.30'da sergimiz açılacak. Gelenler görecek, çok farklı bir sergi. Sunumuyla, çalışmasıyla farklı olan bir sergi. Umarım beğenirler. Önümüzdeki yıl projemiz artık genç fotoğrafçılara, yeteneklere yer vermek. Bu sene ustalarımızı ağırladık. Bir Gültekin Çizgen ustam kaldı. Onu da Ekim ayında sözünü aldım. Ve Ekim'den sonra, artık Gültekin Bey'den sonra tamamen genç fotoğraf sanatçılarına yer vereceğiz. Önümüzdeki sene onlarla Balıkesir'de, Balıkesir'i onlara tanıştırmaya, Balıkesir'deki halkımızı genç yeteneklerle tanıştırmaya çalışacağız. Atilla bahsettiği gibi kardeşimin arkadaşı ve dolayısıyla kendisini de tabii çok yakından da tanıdığım için daha sonra da çalışmalarını takip ettim. Bahsettiği gibi Ebru'yu çok arzu ettim. Özellikle Ebru'yu İstanbul'da Yerebatan Sarnıcı'nda açılışı yapıldı. Muhteşemdi. Ve aynı şekilde Balıkesir'e nasıl getirebilirim diye çok uğraş verdim ama dediği gibi müzemizin imkanları izin vermediği için getirtiremedik. Ve şimdi daha farklı bir çalışmayla ve özel bir çalışmayla Atilla Durağ yer alacak. Kendisine çok çok teşekkür ederim geldiği için, bizlerle olduğu için. Tabii Atilla özgeçmişinde bahsetti ama bence Ebru üzerinde biraz durmak gerekiyor. Çünkü 7 yıllık bir çalışma ve 250 bin kilometre yol yapmış, 1000 yerleşkede bulunmuş, yaklaşık 10 bin insanla bir araya gelmiş ve 20 binden fazla fotoğraf çekmiş. Yani çok büyük bir proje ve zaten albümde yanımızda baktığımız zaman Türkiye'nin her bir noktasını görebiliyoruz. İsmi Ebru ve dolayısıyla tabii Ebru'yu da belki açmak lazım. Güzel bir isim. Senden daha ayrıntılı olarak dinleyelim. Bir de nasıl başladı? Böyle bir proje nasıl oluştu? Onu da öğrenelim. Hakikaten ben de tebrik etmek istiyorum. Ben programın başına söyledim ama değerli ustalarla Balıkesir'e buluşturmanız, bizlere buluşturmanız hani çok önemliydi. Hani ben bunu hep seri olarak sürdüreceksiniz sanıyordum. Neğer bu yıla ait bir konseptmiş size. Yani her sene belli bir konsept. Çünkü değişiklik yapmak lazım. Bir de genç kuşaklar var, yeni yetişenler ve farklı çalışmalar var. Şimdi fotoğraf dediğimiz zaman sadece işte deklanşöre basılması olayı değil. Evet. Bir takım düzenlemeler, manipülasyonlar söz konusu olabiliyor. Çünkü fotoğraf sanat. Dolayısıyla o sanatla, fotoğraf sanatıyla tanıştırmamız gerekiyor. Tabii gençlerden de öğrenecek çok şey olacağını inanıyorum ben. İlk de hani böylesine bir görevde varsınız. Biz de görmüş tanımış olduk kendilerini. Çok teşekkürler. Şimdi tabii gençler için de şöyle bir şey var. Hani ustalar bütün alanlarda çalıştılar. Bize bir alan kalmadı. Bütün denenmişleri denendiler gibi belki düşünce dalanlara yeni yeni sanatçılar öyle bir çok katkıda bulunabilirler. Çok farklı, çok güzel çalışmalar var. Şimdi ben hemen bu sergiyle ilgili, daha doğrusu sizin bu albümünüzle ilgili hani Ebru, hep biz mozaik ismini kullanırız. İşte kültür mozaiği, işte Türkiye bir mozaiktir vesairedir.
Biz ekran program öncesinde konuştuk. Birazcık izleyicilerimize de bu sohbeti paylaşalım istiyorum. Hani neden Ebru koydunuz? Ebru ile mozaik terimlerindeki arasında ne gibi fark var? Hani... Şimdi biz bu kitabı başladığımızda ben Anadolu'ya gittiğimde kültürler üzerine de araştırmaya başladığımızda ortaya şöyle bir şey çıktı. Kültürel bir olayı metaforik olarak anlatırken dilimizde kullandığımız kelimelerin de aslında gerçeklikle örtüşmesi gerektiğini düşündüm. Evet, herkesin ağzında en çok yoğun olarak pelesenk olan, sakız ettiği bir kelime var. Türkiye işte mozaik kültürleri mozaiktir üzerinden giden bir metafor var. Ben bunu çok sadece kendim değil, çevremdeki bir yayın yazarla birlikte bir gözden geçirdiğimizde mozaiğin aslında Anadolu'da yaşayan kültürleri 10 bin yıldır üst üste katman katman yaşayan kültürel yapıyı yansıtmadığını gördük. Onu da şöyle anlatayım, yani çok küçük bir örnekle iki tane çerçeve çizelim. Bir tanesinde mozaik olsun, bir tanesinde Ebru olsun. Mozaiğe baktığımızda ne görürüz? Farklı renkler, evet. Çok farklı, her renkten taş vardır o mozaiğin içerisinde. Bir tane resim çıkarır. İkisi de güzel bir resim çıkartır sonunda. Ama bir tanesinin içine girdiğinizde gördüğünüz şudur. O taşlar kesiktir, çok keskindir, hiç esnek değildir ve iki taş, iki renkli taş birbiriyle hiçbir araya gelmez. Hı hı. Bunların hepsini birer kültür şeyi olarak gördüğümüzde kültürler öyle mi yaşanır? Yani Anadolu'da kültürler bir gelenek, evet. On binlerce yıl stabil değildir, dinamiktir yani. Dinamiktir, akışkandır, birbirine evet. Dokunur, birbirini değiştirir, dönüştürür. Tam da Ebru gibi. Ebru nedir? Bir Ebru'yu yapan, sanatını yaparken hiç gözlemlediyseniz bilirsiniz. Bir tane bir sıvı vardır, özel bir sıvı. Onun üzerine sanatçı boyayı atar ve şekil verir. O boyalar birbirinin içine girer ama birbirini çamurlaştırmaz. Birbirine dokunur ve orada kalır. Hı hı. Hani Amerika'nın dediği gibi melt olup tek bir renk çıkmaz. Bir yıl rengin oluşmasındandır ve kendi yeniliğini oluşturur ve hiçbir zaman bir Ebru aynı tarihte ve kültürde olduğu için tekrar edilemez. Biz şu anda kültürümüz bugün değişti. Bir daha geriye dönemeyiz. Tabii. Ama mozaik sabittir. Keskindir hatlar, çok serttir. Hiç kural tanımaz ama Ebru daha yumuşak, daha için içine geçen bir havası vardır. O zaman da dedik ki biz gelin Türkiye'yi anlatırken, Türkiye'deki etnisiteyi anlatırken, çok kültürlüğü anlatırken 36 dilin olduğu, 50'ye yakın farklı etnik grubun olduğu bu toprakları gelin yine Anadolu'nun en güzel sanatı olan Ebru'yla anlatalım. Ebru üzerinden anlatalım. Sanırım çok da iyi oldu. İnsanlar evet. Çok sevdi bu metaforu. Tabii. Ve şu anda da kültürler kullanırken de literatürde var. Artık insanlar duyuyorsunuzdur televizyonlarda. Tabii. Ebru üzerine, Ebru oldu, Ebru'lu oldu üzerine konuşuyorlar. Evet. Bu sanatsal söylemleri tabii siyasiler dillerinde çok daha güzel konuşuyor. Çünkü hitap eden kesim onlar olduğu için belki de hani hitap etme durumundaki kesim olduğu için. Bahar Hanım söyledi, çok yoğun emeğin olduğu bir eser ortaya çıkartmışsınız. Yani herkesin harcı olmayacağı, yani sizleri de sanatçı olarak zaten alıp bir yere koyması bu eserlerin çıkmasından oluyor değil mi? Eser olunca sanatçı da beraberinde oluyor. Şimdi 250 bin kilometre dediğiniz zaman korkunç bir şey. Evet. Ay'a yolculuk gibi bir şey yani bir yerden. Yok, hani Anadolu ben, yeteri kadar büyük. Tabii. Şey hani hep dünyanın çevresine kıyaslanır bazı şeyler ama zannedersem hani Ay'a bir gidip gelmiş kadar da bir mesafe evet. Var yani mesafe olarak baktığımızda. Vallahi şey o aslında çok ilginç bir süreçti. Ben bu projeyi ilk yapacağım zaman New York'ta yaşıyordum ve abimi aradım. Dedim ki benim fazla bir param yok, bana bir tane içinde yatabilebileceğim bir araba satın al, ikinci el. İşte o da bana bir tane o zaman bir karavan türü bir araba aldı 2000 yılında ve ben o arabaya gelip bindim ve yola çıktım. Her dönem işte bir bölgeyi hedefleyerek işte bir gün Karadeniz'e gittim, bir gün Güneydoğu'ya, bir gün Doğu'ya, bir gün işte Trakya'ya. Kaz Dağları'nı da söyleyelim yani Balıkesir'e de geldi. Evet, o hep Balıkesir'e evet. Gelmedi, pas geçti dediniz de ben merkezden bahsettim. Aslında ben Balıkesir ve ahalisinin kültürünü, çevresinin kültürünü çok severim.
Burası da bir Ebru'dur çünkü Balıkesir'de kendi başına değil mi? Ebru'nun ta kendisidir. Bu Kaz Dağları'nda ben bu kitapta da konu olan tahtacıları fotoğrafladım. Tahtacı alevlerini fotoğrafladım. Yani Balıkesir'in dağlarında da Kaz Dağları'nda da bulundum. Zaten bu kültürel yapıyı yansıtır. Yani şehir merkezlerine gelmememin nedeni de yani niye buraya geldi de Kaz Dağları'na gitti? Çünkü kültür en yoğun nerede yaşanıyorsa oraya gitmeye çalıştık. Zamanla parayla yarıştığımız evet. için. Özgünlüğü de önemli. Özgünlüğü tabii. de önemli. O yüzden de oraya gittik. Orayı fotoğrafladık. O yüzden hani o yanlış kelimeyi de Balıkesir'e hiç gelmemiş şeyi ortadan kaldıralım. Evet. Tabii bu yoğun 7 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Hani farklı coğrafyalara gitmek önemli de farklı mevsimlerde de coğrafyanın rengi değişebiliyor değil mi? Onu da zamanlamayı da gittiğiniz yere bir daha gitme gereği duydunuz mu? Yoksa bitti. Şöyle bir şey öyle. Var. Sadece insanlar üzerinden mi gittiniz? Yoksa... Ben yok. Bu kitabın konusu insanlar. İnsan yaşamları. O yüzden hani zaten kitabı edinirseniz göreceğiniz üzere devamlı insanla ilişki kurdum. Çok Türkiye'nin, Anadolu'nun doğal güzellikleri üzerine bir gözlemim olmadı. Hı-hı. Hatta ondan kaçındım da. Çünkü konudan sapacağımı. Evet. Çünkü o kadar güzel ki oturup da işte doğaya da girsem. Hani ben, iki tane albüm çıkarayım gelmişken demediniz yani. Onu yapamayacağım. Ben o kadar becerikli bir fotoğrafçı değilim. Çünkü bir şeyi ancak yapabiliyorum. İnsanlarla ilişkiye girip onlardan en iyi malzemeyi almayı düşündüm. Hatta çok dövündüğüm zaman olmuştur. Yani bir yerde bir gün doğumunu bile çekmek istemedim. Konsantrem bozulacak diye. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım? O an artık tarih tartışır bizi de. Ben insana yöneldim. İnsan, her insana dokunmaya çalıştım. Bu topraklar üzerinde yaşayan kim varsa, hangi etnik grup varsa, hangi kendini kendi etnik grubuyla tanımlayan insan varsa bir araya gelmeye çalıştım. O yüzden benim konum insan. Evet. Şimdi bir de bizim Anadolu insanın güzel bir tarafı var değil mi? Böyle şeylere açık ve hani misafirperver diyoruz ya mesela. Siz hani insanları çekerken bir zorlukla karşılaştınız mı? Mesela bir Batı toplumunda herhalde gideyim sizin köyü çekeyim demek zordur ya da sizi çalışırken çekeyim vesaire değil mi? Ya da çocuğu çekmek mesela hani o bile suç sayılabiliyor bir çocuğun resmi çekmek. Yani bu noktada hani Anadolu insanı da bir menba gibi herhalde bir sanatçı için diye düşünüyorum. Zaten orada bir parantez açmak lazım. Fotoğraflara baktığımız zaman fotoğrafların hepsi son derece doğal. Dolayısıyla yani Atilla'dan onu da aslında alalım. Çekim aşaması nasıl gerçekleşti? Şimdi bu kitap... O insanlarla bir diyalog kurulması lazım. Seni kabul ettiler mi? Nasıl şimdi, hareket ettiniz? Bu kitapta bakıldığı zaman iyi ya da fotoğraflar kötü fotoğraflar tartışmasını işte fotoğrafçılar, fotoğraf eleştirmenleri ya da sanat severler yaparlar. O konuda ben hiçbir yorum yapmadım hayatım boyunca. Ama şunu yaptım. Bu kitaptaki bütün fotoğraflar samimi fotoğraflar. Onun nedeni de o samimiyeti elde edebilmek için onun altyapısını çalışarak gittim. Yani ben şöyle bir şey yapmadım. İşte ha nereye gidilecek? İşte Lazlar fotoğraflanacak. Karadeniz'de hadi gideyim Hopa'ya. Merhaba ben geldim, selamünaleyküm demedim. Ben her gittiğim yerde o insanlarla bir bağ kurmaya çalıştım. Mutlaka ve mutlaka oraya gitmeden önce çalışmamı yaptım. O da aslında yaptığım çalışma da öyle oturup kitaplarla falan çalışmadım. İstanbul'a geldim, çevreme, arkadaşlarıma hep sordum. Çünkü bu büyük şehirlerde dahi yaşayan herkesin kökeni sonuçta Anadolu'da bir yere dayanıyor. Tabii. Size sordum, ya siz nesiniz? Aa işte biz Laz'ız. Ha nerede Laz'sınız? Ya biz işte Hopalıyız. Çok güzel. Peki orada yaşayan bir akra... var amcam orada. Ya bir rica etsem arkadaşım geliyor der misin? Bunu ilk önce yaptığı için karşı taraf zaten beni bekledi. Yani bir güvensizlik. Çünkü o insanların çoğunun başına da çok enteresan olaylar gelmiş. Hoşlanmadıkları olaylar gelmiş. Çünkü artık fotoğraf öyle bir şey. Çektiğiyle anlattığı her zaman aynı olmayabiliyor. Gerçekliği siz değiştirebiliyorsunuz. Çünkü siz aslında kafanızdakini çekiyorsunuz. Tabii yani çekiyorsunuz. Çekerken. Altına yazacağınız yazı önemli. O yüzden o insanların şey yapması için oraya gitmeyle de yetinmedim ben. Ben gittim hemen, ya geldim ben hemen bir fotoğraf verin döneyim demedim. Oraya gittim belki belli bir süre hiç makineyi elime almadım.
Başladım o insanların günlük hayatı. Diyelim ki tesadüf gittim o gün. Ya işte ağlıyor insanlar, mevlütleri var. O mevlütlerinde oturdum ve onlarla işte mevlütlerini dinledim. Cenazelerini kaldırdım. Aa yok değil öyle. İşte düğünleri var. Düğünlerinde göbek atmaya çalıştım. Bu samimiyet olduğu sürece onların da bana güveni ve verdikleri fotoğrafta farklılaştı. O yüzden de bir insan böyle şaşırıyor işte bu fotoğraflar çok Anadolu halkının mahremiyeti de var. Çünkü bir çocukları vardı orada yani onlara zarar vermeyeceğini bildikleri, hayatının her köşesini paylaşacaklarını düşündükleri bir insan var. O yüzden de bu süreç öyle 6 yıl sahada sürdü. Yani bu çok daha kısa sürede yapılabilirdi belki. Sonuçta. Her gün bir yere git, oradan ertesi gün oraya git, çat 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 çek, topla, koy değildi. Yani ben 18 günde tek kare fotoğraf çektiğimi bilirim. 18 gün bir yerde kaldım ve tek fotoğraf çektim, gittim. O 18 günde de düşünebiliyor musunuz? 18 günde tek kare kullanmışım. Kitapta da öyle. Bir kare var. O yüzden hani o süreç biraz uzun. Evet. Peki nerelerde sergilendi? Ebru projesi 2001 yılında evet İstanbul'da başladı ilk sergilemesi. Sonra ben bu projeyi yaparken kendi kendime ve o çektiğim insanlara şöyle bir söz vermiştim. Ben sizden aldığımı size vereceğim. Yani Anadolu'ya geleceğim diye. İşte bir sponsorluk sistemi içerisinde sergiyi 10 Anadolu şehrine götürdük. Ve bu şehirleri götürürken de Görece işte daha önce böyle büyük bir fotoğraf sergisi olmayan şehirleri tercih etti. Kars, Van, Diyarbakır, Antakya, işte Samsun gibi şehirleri seçtik. Yani Anadolu'da bir Anadolu turu oldu serginin ve kitabın. Aynı zamanda da bu serginin bir düşünü vardı. Yani bu kitapta 21 tane yazarımız var. Türkiye'nin çok kültürlüğüne ve etnisitesine atıfta bulunan ya da onunla derdi olan işte Elif Şafak'tan Murat Belge'ye, Murat Belge'den Aragüler'e, Sezen Aksu'dan işte Tosun Terzioğlu'na, Takı Tomasyan'dan gibi bir yeni yazarı da davet ettik. Ve o yazarla birlikte Anadolu'da dolaşırken hem sergi hem de bir söyleşi panel organize ettik. Sonra o Türkiye turu bittikten sonra sergi Avrupa'ya davet edildi. İşte Frankfurt Kitap Fuarı ile birlikte Frankfurt Kitap Fuarı'nda sergileme aldı. İşte Türkiye'nin Türkiye konuk ülkeydi. Almanya'ya gittik. Almanya'dan sonra işte artık Fransa, şimdi aklıma gelenleri mütahil. Hollanda var. Belçika var. Belçika var, Hollanda var. Var. New York. Amerika var, var, Almanya var. İsviçre var. Sonra bir en önem verdiğim bölgelerden bir tanesi Ermenistan'a gitti. Bu bir karşılıklı diyalog projesi çerçevesinde herkes karşılıklı konuşalım diyor ama konuşmaya niyetli mi belli değil olmayan Ermenistan'a aldık götürdük bu sergiyi ve bu giden bütün sergilerde hep çok büyük hacimli sergilerdi. Yani oraya gittiğimiz zaman işte büyük projelerle büyük neredeyse yarım tırlık bir malzeme ile çıktım. Kitabı götürmek gibi de olmuyor o sergiye gitmek değil mi? Yani bu işin nakilik... Tabii. Tavanlı sponsorlarımız vardı. Bu projenin arkasında olan insanlar vardı. İşte abim o projelerin, Ümit Bey o projelerin lojistik desteğini sağlıyordu ve 3,5 ton malzeme ile gittik her yere ve onların koordinasyonu ve sergilerin asımı. Büyük bir proje yani. Evet. Hakikaten bu tip projeler peki ülkemize yaklaşım nasıl oluyor? Yani Kültür Bakanlığı'dır vesairedir hani çünkü böyle bir şeyi devlet kendim yaptırayım dese bir özel vakıf yaptırayım dese çok yüksek maliyette ve bu kadar da iyi sonuçlar çıkmaz. Hani bunlar sanatçının özverisiyle olacak işler. Bu en azından sergi konusunda hani buraya gelmiş olmanız bile hani büyük bir değer teşkil ediyor bence. Anlam teşkil ediyor. Hani zor işler, maliyet isteyen işler, yardımcı olan bir kuruluş var mı? Hani sponsor şimdi bu, burada ama... gördüğünüz bu kitabın tamamı, Avrupa, dünya, her yeri tamamı ya taleple yapıldı. Yani karşı taraf diyelim ki Fransa'da 6 tane büyük sergi yaptık. Bu 6 büyük serginin hepsini yarısını Fransız hükümeti karşıladı. Yarısını Kültür Bakanlığı karşıladı.
Bazen devlette el attı. Hiç el atmadı diyemeyiz. Frankfurt'ta destek oldu. Berlin'e giderken destek oldu. Ama maalesef o konularda hani iyi projeyi rafinere etmek, iyi projeyi desteklemek o kadar hani merkezi hükümetin yapabildiği bir iş değil. Evet. Yani kendini çok anlatmaya çalışıyorsun ama zaten o kadar çok kişi kendini devlete anlatıp da ya biz destek alıyoruz sanatçı olarak söylüyorum. Hı-hı. İstiyor ki doğrusu eğrisi ayrılması zor tabii oluyor. Ama yine orada. Tabii yine ben o konuda bir yığın sanatçıya göre şanslıyım. Yine hiç destek almadım diyemem. Destek aldım. Zaten kitabın diğer taraflarının demokratik kurumlar, bazı büyük firmalar bütün maliyetlerini karşıladılar da bu yola gelindi. Yani bu bir kişinin, ben fikir babasıyım. Buna binlerce insanın yardımı var. Binlerce insanın sevgisi var, emeği var ve ona da ayrıyeten destekleyenleri var. Yani bu proje desteklenen bir proje oldu. Şimdi kısa bir aramız olacak. Aranın ardından tekrar isterseniz sohbetimize devam edelim. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle izleyicilerimiz. Amerika'da olduğunuz yıllarda mı yaptınız bu EcoSoft Stress'in projesini? Hani evet. Buradaki streetlerde, yani oranın streetleri mi, bizim streetler mi, hepsi var mı sergide? Yok, buranın streetleri değil. O tamamen ben 2000 yılından önce Amerika'ya yerleşmeye, yaşamaya gittiğimde beni orada çeken, işte her insan kişilikle ilgili olarak her insan bir yere gittiğinde kendine ne çekiyorsa, neyi seviyorsa onu görmeye başlar. Hı hı. Ben oraya gittiğimde, ben müziği çok seven bir insanım. Benim en çok hoşuma giden, işte her giden işte New York'un o gökdelenlerini, işte Manhattan'ın güzelliğini anlatır ama bana onlar çok ilginç gelmedi. Bana o sokaklar arasında, bana oradaki hayatı kolaylaştıran müzisyenler. Çünkü New York'ta yürüdüğünüz zaman bir sokakta mutlaka her köşe başından bir müzik sesi gelir. Hı hı. Ya da bir tane sokak sanatçısı dans eder. Birisi bir gösteri yapar. Yani senin hayatını güzelleştirmek... New York'un stresini yok ediyor herhalde. Yok ederler ve çok çok büyük bir rolleri vardır. O bana çok ilginç gelmişti. Çünkü bizde sokak sanatçılığı dediğiniz orada bir meslek gibi bir şey. Yani evet. İnsanlar sokakta bir fiil hayatlarını sürdürebiliyorlar ve sanat yapıyorlar. Bizde o biraz daha öyle değil. Yani sokak sanatçısı olunca sanki düşük sanatçılar, işte iyi sanatçılar değil oluyor. Evet. O yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Mesela İstanbul'da da şimdi İstiklal Caddesi'nde bir yığın müzik yapan, o müziği orada sokakta geçen insanlarla paylaşan insanlar oluşmaya başladı. Ama benim dediğim, yani bundan yaklaşık 15 yıl önce öyle bir şey yoktu. O yüzden de olmayanı seversiniz, işte olmayana öykünürsünüz. Ben oraya gittiğimde bu insanlar sokaklarda müzik yapıyorlardı. Ve ben de o şeyde onlarla fotoğraf çekmeye başladım. Bana o ilginç gelen oydu. O yüzden 1999 yılına kadar bitirdiğim bir projedir. İlk New York'ta sergilendi. Dougal Underground diye çok önemli bir fotoğraf galerisinde sergilendi ve ondan sonra da İstanbul'a getirdim. İstanbul'da sergilendi. Sonra Ankara'ya gitti, Antalya'ya gitti, Bodrum'a gitti. Sonra yine yurt dışına çıktı. Yurt dışında, Amerika'da sergilenmişti zaten, Berlin'de sergilendi, Paris'te sergilendi. Paris'ten sonra da işte Balıkesir'e geldi. Yani aslında bir onun da ben sergilerin yaşayan organizmalar olduğunu düşünüyorum. Bir yerde başlıyor, devam. Eğer iyi bir şey yaptıysanız o büyüyerek, yaşayarak dolaşıyor. Şimdi de olgunlaşma çağında Balıkesir'deyiz, Balıkesir Müzesi'ndeyiz. Çok keyifliyiz. Atilla Bey, şimdi bu sergideki teknik, Polaroid diye bir tekniğimiz var bizim. Bu Polaroid tekniğiyle galiba bu işi meydana getirmişsiniz. Evet, evet. Kısaca Polaroid'de bunu nasıl yaptınız? Onu çok basit şekilde anlatayım ben. Polaroid, yani şimdi gençler bilmezler ama yaşı 35'in üstünde olan, işte 35'ten sonra olan insanların herkesin evinde bir Polaroid vardı. Bundan 5 yıl önceye kadar. Evet, çekip hemen çıkan alttan. Evet, alttan çıkardı bildiğiniz gibi. O alttan çıkan o Polaroid pozitif, aynen şöyle bir büyüklükte bir şeydi zaten.
bunun bir yüzeyi vardı. Aynen bunun gibi bir plastik bir yüzeyi vardır ve arasında da film, film yoktur onda. Termal kağıt. Arasında aslında boyalardan oluşmuş bir kimya vardır. O kimya reaksiyona girer ışığı gördüğünde ve şey yapmaya başlar. Farklı spektrumlar. Pozlanmaya başlar. Belirmeye başlar. Hatırlarsınız böyle çekerdiğiniz simsiyah bir şey olurdu. Sonra. Yavaş yavaş belirirdi. Bir müddet içerisinde aynen sizin dediğiniz gibi sallardık. Ama sallarken de bunu satanlar bize derdi ki aman sakın ha ortasına basma. Kenarından tut şöyle salla. Kurut. Bu 10 dakikalık bir süreç. Bu süreçte aslında size denilmek isteyen şuydu. Şunu demek istiyordu insanlar. Sakın ha bunu buraya basarsan parmağının izi çıkar, fotoğrafı bozarsın derdi. Şimdi ben bunu tersten okudum ve dedim ki demek ki fotoğrafı bozabiliriz. Bozarsak ne olur dedim ve o süreç içerisinde o yüzeyi çizmeye başladım. Yani o boyalara şekil vermeye başladım. Yani manipüle ettim İngilizcesi. Evet. O manipülasyonun şeyinde de işte o sokak müzisyenleri işte eğer izleyicilerimiz gelirseler müzedeki hallerini aldılar. Bozuk fotoğraflar. Bozuk, aynen öyle. Bozuk fotoğraflar. Yani ben bozuğu çok severim. Bozuk güzel bir şeydir. İşte, ama tabii şimdi bu şeyi de fotoğrafta zaten yakalamak çok zor değil mi? Sanki bir tablo gibi duruyor bu, o anlamda da hani tabii başka bir tadı var. Evet yani hani fotoğrafın dışında bir şey gibi olmuş oluyor. Onun da farklı bir estetiği var yani baktığınız zaman. Hani hoş da gözüküyor özellikle bozuk bir şey. Amacımız oydu yani bu. Hani sanat zaten aslında hiçbir kuralın olmadığı bir şeydir, mecradır ve o kuralsızlık sanatı değişken kılar. O yüzden hani bazıları işte bunun fotoğraf olmadığı üzerine tartışmaları sürdürseler de benim fotoğrafım, benim sokaktaki müzisyeni algılayış şeklim bu. Bunu ben böyle görüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz diye de izleyicinin beğenisine sunduk. Gerçekten de şimdi New York dediğiniz zaman binlerce belki sanatçının oldu değil mi? Yani her farklı alanları da şöyle birleştirdiğimiz zaman ressamından, müzisyeninden. Tabii. Aslında hani sanatçının bol olduğu bir yandan da hani ispatlama noktasını ciddi rekabetin olduğu bir ortam olarak düşünmek lazım. Hani tabii. O, burada böyle önemli bir sanat galerisinde sizin serginizin olmuş olması da ciddi bir başarı olarak algılanmalı diye düşünüyorum ilk daha serginiz olmasına rağmen. Bu denenmemiş bir şey miydi de? Hayır, bu teknik benim bulduğum bir teknik değil. Polaroid manipülasyon tekniği denilen, bu Polaroid'i bozma tekniği yani dediğimiz teknik var. O film de vardı. Ben sadece aldım, kendime uyarladım. Ben de dünyada bunu uygulayan sanatçılardan bir tanesiyim. Türkiye için ilginç bir şey. Türkiye'de çok yapan yok. Onun lojistik şeyi de var. Bir Türkiye'deki fotoğrafı algılama geleneğine ters düşen bir tavırdı. Geleneksel fotoğrafın dışında bir şey bu çünkü. İkincisi de tabii malzeme bulmak. Yani Amerika'da bu işi çok yapıyorlardı. Türkiye'de yoktu. O hep anarım rahmetle bu böyle işleri bir dönem rahmetli Şahin Kaygun yapmıştı. O anlamda çok denenmiş şey değil Türkiye'de de. Şimdi mesela gençler de izleyecekler bu tabii sergiyi ama bu teknikle yapmak hala artık mümkün zaten mümkün değil. Maalesef çünkü Polaroid mümkün değil. Piyasada Polaroid fabrikası kapandı. Artık dijitale geçme. Yani o da çok ilginç değil mi? Yani sanatçının bağının teknikle bağlanması ya da üreten hani bu işin kimyasını yapan kişilerin sanatçının bir şekilde yaptıklarına yön veriyor olabilmesi de çok enteresan bir şey. Yani ama hayatın fotoğrafın kendisi öyle. Yani hayatın kendisi. Fotoğrafın kendisi öyle. Dünyayla ya da hayatla şey değil. Evet. Kopuk bir şey değil yani. Belki de bundan değerli kılacak da bir her şey. Her yer dijitale gidiyor. Bu da dijitale gidiyor. Polaroid bunları kapattı. Bu üretimi kapattı. Şimdi dijital kamera üretiyor ya da işte scanner üretiyor ya da işte printer üretiyor. Yazıcı üretiyor. Yani fotoğrafta hayatın bir parçası. Biz de bu dijitalleşen dünyanın bir parçası. Ama böyle bir şey yapmış olmak vakti zamanında bence çok değerli de kılıyor. Hani evet, unik bir şey. Yani bulunması zor bir şey. Evet. Her dönemin bir sanat akımı vardır ya belki o akımın
Evet. Fotoğraftaki dönemsel olarak değeri de ayrı bir şeydir. Bundan sonra en azından kimse yapamayacak olması bile değil mi? Evet. Farklı orijinalliğini, özgünlüğünü. Şimdi New York'tan tabii Türkiye'ye gelince herhalde tekrar söz biraz Ebru'ya gelecek gibi olacak ama coğrafyaya bir özlem var mıydı? Hani yoksa burada bu kadar zenginlik varsa benim yurdumda daha çok zenginlik vardır diye mi düşündünüz? Yani yoksa evrensel bir sanatçı bakış açısına mı sahipsiniz? Hani buradan sonra da gidip başka bir yerde çalışır mısınız? Atıyorum bir uzak doğuya. Hadi orayı da merak edeyim. Şöyle bir şey. Ben buradan gitmeden önce Anadolu'yu bile bilirdim. Yani gezen bir insandım. Ben buraya geldiğim özlem tabii Amerika'da 11 yıl yaşama süreci içerisinde özlemle gelmedim. Ben Türkiye'deki çok kültürlüğün bir problem olduğunu, bu insanların aidiyetlerinin bir türlü Türkiye'de çözülemediğini, hala işte yaşadığımız problemleri görüyorsunuz gündelik hayatımızda. İşte Türkiye'nin en büyük probleminin yaşandığını biliyorsunuz. O probleme ben fotoğrafçı gözümle bir cevap vermeye çalıştım. Yani bu çok kültürlülüğün nasıl bir zenginlik ve bizim hayatımızda ne kadar güzel bir şey olabileceğini anlatmak için yani bir hem kendi hayatıma bir misyon hem de birileriyle bu misyonu paylaşmak için geldim. Yani hani ay gideyim güzel memleketimi göreyim çok özledim insanlarımı diye gelmedim. Bir derdim vardı. O derdi yapmak için o kitabı gelip yaptım. Evet. Şu anda da bir proje üzerinde çalışıyorsun. Akseki değil mi? Antalya. Akseki bu, bölgesinde. Evet, daha küçük. Alanı biraz daralttık. Toroslar'da Antalya'nın Akseki kasabası var. Onun bir kitabını yapıyoruz şimdi. Daha mütevazi bir kitap. Daha mütevazi kitap demeyeyim de alanı dar bir kitap. Şimdi bir öyle bir kitap üzerinde çalışıyoruz. Evet, ne kadar sürecek? Bir yıl kadar. Bir yıl mı? Tahmin. Gerçi onun da bir çeşitliliği var. Evet. Yani sırf sosyal yaşantısı değil, doğasıyla, kaybolan kültürüyle, daha öyle bir zenginliği olacak kitabı. Efendim yavaş yavaş programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ümit Bey biraz da sizi yani sizi biraz da sizi birkaç tane soru soralım yahut da siz bize bir şeyler söyleyin. Bizim bildiğimiz kadarıyla fotoğrafı dışında siz aynı zamanda gemi maketleri yapan değerli bir sanatçısınız. Evet. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Antalya'da sergiliyor musunuz? Bunları satış mı yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bir anlatır mısınız? Şimdi gemi maketleri şöyle, benim geçmişimde denizcilik var, profesyonel balıkçılık da yaptım, teknem de vardı. Denizi bırakmak zorunda kaldım. Şöyle ki deniz de bir kadın gibidir. O arada da evlendim. İki kadından birini seçmem gerekiyordu, eşimi seçtim. O özlemimi maketlere taşımaya başladım. 20 senedir gemi maketi yapıyorum. Bunlar projeli. Bir tekne nasıl yapılıyorsa öyle omurgası ve postalarıyla ve ahşap sarma sistemiyle yapılıyor. Ben bunları biraz daha indirgeyip yalnız bizim Akdeniz'in gemilerini yapmaya çalıştım. Bu da geçmişten günümüze gelen süreci anlatan modeller oldu. Ve bu koleksiyonda şimdi Antalya Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü diye bir bölüm açıldı. Üniversiteyle beraber işte bir ay oldu sergi açıladı. Ağustos'a kadar da devam edecek güzel bir sergi var şu anda. Aslında sizin yaptığınız işte bu anlamda hani yörenin dışında hani evrensel bir tarihe de sahip oluyor değil mi? İşte Akdeniz gemileri dediğiniz zaman birçok kültürün hani birçok medeniyetin esintilerini de görmek mümkün. Tabii. Hani sadece teknik anlamda o gemilerin yapısını değil. Ya yani 3500 yıl evvel Akdeniz'de dolaşan işte Mısır'dan Anadolu'ya, Yunanistan, İtalya'ya kadar giden gemilerden başlayıp şu anda Antalya serbest bölgede motor yatlar yapılıyor. Süper lüks yatlar. Onun modeline kadar ki süreci anlatıyor. Yani gemicilik çünkü ulaşımın temel
aracıydı zamanında. O süreci anlattığı için eğitici, bilgilendirici bir servis. O açıdan da çok ayrı bir değeri olduğunu düşünüyorum ben. Hani, evet. Hani üniversitenin böyle bir şeye zaten el atmış olması çok güzel. Gezecek hani, bir sergide. Uluslararası anlamda da yani Akdeniz'de gezebilecek bir sergidir muhakkak. Proje evet gezecek. Ama sizinki daha mı hacimli olur o zaman sergi taşımak? Biraz zorlukları var çünkü korunması için de cam kap fanusların içinde. Mesela bu sizin gezen serginiz işte dünyanın birçok yerinde. Evet. Hani hep aynı fotoğraflar mı geziyor yoksa yeniden basılıp da mı geziyor? Mesela sizde öyle bir şey basılmalıksa gibi bir şey şansı yok. Hep. Ben de yapılan tekne, neyse o değil teknenin mi? Teknenin bir tanesi en aşağı 3 ayda bitiyor. 3 ay ile 6 ay arasında değiştiği için yani anında üretilemiyor bir. Atilla'nın Ebru sergisi 205 fotoğraftan oluşuyor. Fakat şöyle bir değişkenliği var. Gidilen yerdeki salonun hacmine göre konu ve fotoğraf sayısı değişkenliği var. Her sergi farklı bir. Yani her sergi aynı fotoğraf mı gidiyor yoksa yeni bir baskı falan mı? Her sergide aynı fotoğraf yani 205 tane fotoğrafı değişkenliği yani toplamda 205 fotoğraf var ama bir sergide 80 fotoğraf, birinde 140 fotoğraf gibi değişkenlikler var. Aynı fotoğraf şey, yani aynı malzeme. Aynı malzeme gitmek durumda. Şimdi şöyle bir şey var. Fotoğraf çok pahalı bir mecra. Yani her sergiye bir ayrı fotoğraf bastırmak inanılmaz büyük bir masraf. Yani ben size bahsedeyim. O serginin sadece baskı bedeli 60-70 bin euro. Bir malzeme var. Bunu her sergide bastırmak mümkün değil. Bir kere bastırdık o işte sponsorların desteğiyle. Onu koruyarak özel kasalarla taşımaya yöntemini. Çünkü bastıramazsınız. Yok öyle bir lüksünüz. Bir de Türkiye'de ilk defa plexiglass'a baskı. Yani üzeri plexiglass. 1 metreye 1.32 santim. Yani büyük ebatta fotoğraflar. Şu andaki sergimiz de öyle. Büyük ebatta. Ve kaç şey vardı kutu. Şimdi 28 tane fotoğraf var. 28 fotoğraf kasalar. 6 tane kasa. 6 tane kasa ve büyük kasalar. Ve 2 katımız da var. Yani evet, 2 katta. Müze Balıkesir Müzemizin 2 katını ancak sığdı. Pardon. Fotoğraf sayısı az ama ebatlar büyük olduğu için 2 salona sığdırabildik. Sergi ne zamana kadar açık? 31 Temmuz. 31 Temmuz'a kadar açık kalacak. Evet. Evet, bekliyoruz. Burada da kendimizi açtık galiba. Evet. Aslında tabii. Şimdi bu yani anlamda hani Balıkesir'in varlığına da ayrı bir değer katmış oluyorsunuz. O açıdan da teşekkür etmek lazım. Çünkü Balıkesir'e birileri geldiği zaman nereyi gezdirelim dediğimiz zaman bir şeyleri göstermek lazım. Bu vesileyle değil mi? Tam da şu dönemde çok da isabetli gelen ziyaretçiler için. Yani özellikle yurt dışından gelen konuklar oluyor. Ve muhakkak müzemize geliyor, kütüphanemizi, müzemizi geziyor. Ya ben orada bir ek bir şey söylemek istiyorum. Yani bu bunu söylerken çok siz basit olarak söylüyorsunuz ama Balıkesir'deki müze gerçekten mekan olarak çok güzel bir mekan. Yani bir fotoğrafçının sergisini güzelce sunabileceği bir mekan. Bina duygusu olan bir bina, tarihi bir binayı dönüştürülmüş. Yani Balıkesirliler için de yani aslında sahip olup koruyacakları ve tüketmeleri gerektiren bir şey. Şimdi ben Bahar'a da söylemiştim. Sergi açarız, her zaman açarız. Sergi, ben Bahar istediği zaman ben Bahar'a bir sergi üretir getiririm. Mesele sergi üretmekten çok ben şeyi görmek isterim. Yani sanatçı olarak benim için şu anda heyecanla saat 6.30'u beklediğimde oraya heyecanlı benim ben çünkü fotoğraf paylaşırsa fotoğraf olur. Fotoğrafı çekin, evinize koyun. Ona hiç kimse fotoğraf demez. Paylaştığınız zaman fotoğraf adını alır. O yüzden paylaşınca çoğalan bir sanattır fotoğraf. Yani insanların, Balıkesirlilerin o müzeye gerçekten sahip çıkmaları lazım. Sahip çıkmak derken de zannetmiyorum ki müze yönetiminin ya da bu projenin arkasında olanların çok büyük beklentileri olsun. Sadece istedikleri, evet şimdi Bahar da aynı şeyi düşünüyordur. Akşam
sergimiz olacak. Atilla Durak İstanbul'dan geldi. Bu kadar emek, bütçe ve para harcandı. Bakalım Balıkesirliler buna nasıl cevap verecek? Hak etti mi? Hayır, hak ettiği için buradayız. Herkes hak eder. Sanatı, güzelliği herkes hak eder. Ama biraz da yani taşın altına elini koymak aslında bu kadar basit. Gelip oradaki bir sergide ne bileyim o gün ne yapacaksa işte ne bileyim o ay, ayda bir, iki ayda bir açılan bir şey. Sanatsal faaliyetlerde zannetmiyorum ki Balıkesir'de her gün olsun. Öyle yapılan bir özenli bir şeye gelip bulunarak en azından orada varlığınla gelip tabii, duvara bakarak sanatçıya iki eleştiri bulunarak, iki soru sorarak ya da işte memnuniyetini bildirerek oranın o yaşayan dinamizmini, enerjisini yani izleyicisi olmadığı zaman bu yaptıklarımızın bir anlamı yok. Ben de şimdi heyecanla bekliyorum. Siz nasıl meraktaysanız ben de meraktayım. Akşam üzeri Balıkesirli evet, sanatseverler kim? Bunları göreceğiz. Çok mu? Az mı? Balıkesir şehir olarak evet böyle bir sanatsal faaliyete hazır mı? Yani istediğiniz kadar dünyanın en büyük sanatçısını getirin. İzleyici olarak kimse gelmediği sürece bir anlamı olmaz. O yüzden de tabii, akşam tabii, burada herkese söyleyeceğim. Atilla Bey şimdi bir de şey var. Ben de söyleyeyim. Pardon. Yani biz de ayda iki tane sergi açtık bu sene. Yani çok fazla aslında. Yani bir sergi dediğimizde bir ay kalmalı o sergi. Ama kişileri alıştırmak, onları görmek aramızda fotoğrafa fotoğrafı sevdirmek adına ayda iki sergimiz oldu. Bazen üç oldu. Bu sergi görülmek için kaç saatler arasında hafta sonları açık mı? Şimdi şöyle tabii derneğimiz pazartesi, cuma ve pazar günleri kapalı. Yani salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi günü haftada 4 gün saat 1'den sonra açık. Hı. Ve genelde yaz çünkü şu anda yani 7-8'e kadar. Hep devamlı kapalı hani böyle birisi geliyor açıyorlar sergi oluyor ondan sonra kapanıyor diye düşünüyorum. Bizim açık bir tek müzemizin kapısını açamıyoruz. Dolayısıyla derneğimiz yanındaki hemen Mehmet Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ve BASAF'ın binasından giriş yapılabiliyor. Dolayısıyla gelip gezebilirler 31 tabii Temmuz'a ki, kadar sergimiz açık. Bu arada Balıkesir'de bazı yani zaman zaman hemen hemen sanatsal faaliyetler bir hayli yoğun yani. Mesela şu anda sizin serginize denk gelen 30'unda ayın 30'unda 30 Mayıs'ta sanat sokağımızda sizin bizim müzenin karşısındaki sanat sokağımızda sanatsal gösteriler var. Bir program var. Folkloruyla beraber, resim yapmasıyla beraber ne bileyim çeşitli etkinlikler yapılacak. O bizim hemen sizin sergilerine karşısında. Sinema karşısında. Günlerimiz var. Efendim? Sinema günlerimiz var. Sinema günlerimiz de var. Hazırladığı her sene. Yakında cumartesi günü cumartesi ayın birinde günü, sanatçılar geliyor Balık İstanbul'dan. Evet. Samder yani Sinema Derneği'nin mahallenin ortası sinema diye var. Sinema diye böyle halka mahalleye götürüp orada sinema oynatıyorlar. Evet. Yani Balıkesir'de bir şeyler oluyor. Bu arada işte... Yani şey mi demek istiyorsunuz? Çok yoğunuz, gelemeyeceğiz serginize. Estağfurullah. Hayır. Ahmet Bey, yani Balıkesir'de. Sana şey, iyi güzel, çok yoğunsunuz. Balıkesir'de faaliyetler var yani. Gelemezsek Atilla Bey, çok yoğunuz. Bak ayda 5 tane evet, organizasyon. Bir de şunu da belirtmek lazım. Atilla, İstanbul Fotoğraf Müzesi'nin de müdürlüğünü yaptı bir dönem. Dolayısıyla bizim müzemiz de çok daha iyi değerlendirebilir. Evet. Bakış açısı i̇şte, önemli benim için. Tabii şimdi sanat ve bilim her zaman ilgi gördüğü yere gider. Yani değil mi? Demek ki böyle tabii, etkinler tabii, Balıkesir tabii, oluyorsa bir şekilde Balıkesir'de talep ediyor demek ki bunları değil mi? Tabii yani şimdi haksızlık etmeyelim. Hakikaten bütün sergilerimizin açılışında ki açılış bu. Yani herhalde bir en az 50-60 mı arkadaşlar diyelim. Arkadaşlar geliyorlar. Yani kalabalık oluyor. Geliyorlar. Kalabalık oluyor. Yani. Geliyorlar. Bekliyoruz. Kalabalık oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ama bizim bunu programı yayınladığımız anda hani açılışı geçmiş olacak ama en azından 35 evet, önemli. Teknik görmeleri bile kadar çok kıymetli. Yani onu ben hissederim merak etmesin. Orada olup olmadıkları. Şimdi paylaşıldıkça çok önemli dediniz. Programımız da bitiyor. Sanal ortamda paylaşıyor musunuz? Buradaki paylaşımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonra yani sanal ortamda işte web sayfam var. Belki yani kaçıranlar web sayfam üzerinden girebilirler. Atilla Durak Kamp üzerinden. Sanal ortam benim çok iyi olduğum bir alan değil. Ben
eski usul bir insanım ama mecbur o yöne de gitmek durumdayız. Gelecek o yönde. Ama şu anda evet kitaplarım var. Gelinen sergilerim var. Onlar çerçevesinde paylaşımımı sürdürüyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bizimle birlikte olduğunuz için. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Programı türü konusunda. Çok teşekkür ederiz Bahar Hanım. Sayenizde dediğim gibi biz de izleyicilerimizle Balıkesir halkıyla böyle size programlarda buluşmuş oluyoruz. Tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda ben de sizlere teşekkür ediyorum. Karesi Televizyonu'na teşekkür ediyorum. Ahmet Esmer'e çok çok teşekkür ediyorum. Sonuçta gelen fotoğraf sanatçılarımız da sizin sayenizde Balıkesir'e tanıtmayı, Balıkesir'le kaynaştırmayı da sağlıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, böylece bir biz bizden daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden sizlerle olmak ümidiyle hoşçakalın.